Ben artık kullanılmaktan da çok şey oldum, bıktım yani. Çok iyi niyetlisiniz. Belki de ondan mı acaba? Bu gönül bende olduktan sonra mesele hallolur. Bu gönül bende olduktan sonra bu mesele hallolur. Çok güzel. Ah, şarkı sözü olur bu. ne olacak? Biz acılı aşklar yaşadık. Hmm. Acılı dönemlerimiz oldu. Onları yaşadık. Şimdi çocuklar onları görmediler aslında. Canım benim ya. ya ben o çocukluk dönemimde zaten Ankara'nın düğünlerine gittiğim zaman 4 gün, 5 gün düğünler olurdu. Babam uykuları gelmesin diye bize şu kadar çay bardağının şeyinde rakı doldurup üstüne bu kadar su doldururdu ki uykuları açılsın diye. O dönemler girdi kanımıza. Ne 7-8 yaşlarındaydık. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bizi kırmadınız, Ankara'lardan geldiniz. Estağfurullah. Ne kadar babacan görünüyorsunuz. Gerçekten yani insanın size böyle sarılası, öpesi var açıkçası. Yani niye öyle? Nasıl bu kadar sakinsiniz? Nasıl bu kadar hani insana güvenilir bir enerji veriyorsunuz? Çok merak ediyorum. Nasıl bir ailede büyüdünüz? Nasıl böyle sakin, sessiz oldunuz? Sağ olun. O sizin gönlünüzün güzelliği. Ben Ankara'da doğdum. Bir kalabalık bir ailenin ferdiyim. Kaç kişisiniz? Valla kardeş çok. 9-10 kardeş. 10-11. Var. Babamın, annemin çocukları. Yani bir kardeşiz hepimiz. Aynı anne babalık babadan bir aileyiz. Mı? İki annemiz var. Benim dedem gibi. Bizde işte de hiç bana yabancı gelmiyor bunlar. Eski insanlarımız maalesef Anadolu'da kaç evlilik yapmışlar. Hı hı. Babam o zamanlar, babam bir de kalabalık bir aile olduğu için anne baba rahmete gidince babam evin büyüğü olduğu için genç yaşta evlilik yapmış. Daha sonra işte anlaşamamışlar. Kaç evlilik? Ben çoluk çocuk derken öyle bir kalabalık bir aile kardeşiz. Nerelisiniz? Ben Ankaralıyım. Yani aile? Babam da Ankaralı. Herkes Ankaralı. Evet. Annem Trabzonlu. Doğulu aile gibisiniz. Doğuda hani daha çok öyle alışırız ya, doğulu aileler çok çocuk sahibi olurlar diye. Doğu kökenli babam. Hmm. Dedelerimiz doğudan gelme, Diyarbakır taraflarından gelme. Hmm. Ama babam Altındağ doğumlu. Ben de Ankara'da doğdum. Müzisyen babam. Müzisyen? Müzisyen. Babam Udi. Aa, çok hoş. Babam keman çalardı. Abim bağlama çalar, büyük abim. Kardeşlerim de biri ney üfler, diğeri klavye çalar. Ya böyle babama aslında bir yardımcı olarak bizler de, babam yetiştirdi bizi, bir ekip olduk. Çok yani birlikte çaldığınız oldu mu? Tabii. Hep tabii. Bir arada çaldınız. Tabii. Sonra siz ayrıldınız mı böyle? Herkes kendi müziğini mi yapmaya başladı? Şimdi şöyle anlatayım. Ankara'nın köy düğünleri de o dönemler 3 gün 5 gün olurdu. Köy düğünleri. Böyle biz çocuktuk o zaman, ben darbuka çalıyordum. Babam grubun içerisindeydik. Öyle işte bir müddet öyle devam ettim. Daha sonra işte müzikollere geçtim. Tavernalar filan, gazino falan derken. İlk kime çaldınız? Hangi solisti acaba? Gazinodaki arkadaşlar. Yani gazino derken oradaki solist için. Ya ismini hatırlamıyorum ama çok değerli kardeşlerim, arkadaşlarım vardı. Evet. Sesleri de güzeldi yani. Pavyon muydu? Tabii. Pavyon'du. Gazino. Gazino. Pavyon hayatı genelde birçok sanatçı arkadaşımızın, tanıdığımızın hayatından geçmiş. O sanki acaba neden öyle ilk adım gibi alınmış? Uzun mu kaldınız pavyonda? Ya zaten taverna dönemiydi o dönemler. Benim geçiş yaptığım dönemler. Zaten tavernadan erken biterdi. Taverna 12-1 gibi biterdi. 2 gibi. Oradan gazinoya geçerdik. Orası biraz daha geç saatlerde bittiği için. Bekardınız tabii. Ya işte tabii. Yolumuzu buluyorduk aslında. Tabii işte. Ki, oradan tabii oraya ki. Derken. Bekardınız. Bekardım tabii. Askerden sonra bir albüm çalışmam oldu. Derken işte. Eşinizle nerede tanıştınız bir merak ettim, sorabilirim. Ben çok meraklıyım bu şeylere. Eşimin babası benim amcamın oğlu. Amcam büyüttü. Akraba evliliği yaptınız yani. Bunlar işte o dönemler Almanya'nın işçi dönemleri. Babam gel Almanya'ya yazılıyorlar amcalarım beraber iş için. Daha sonra sırada, ön sırada bir arkadaşları, o da Almanya için sırada, içeri giriyor. Çıkarken babama diyor ki ben Avustralya'nın şartları daha iyiymiş diyor. Ben oraya çevirttirdim diyor işlemlerimi. Siz de diyor oraya çevirttirin. Öyle ki babamgil öyle oluyor. Avustralya'da bir müddet babamgil 15 sene, 10-15 sene orada kaldılar. Bayağı.
İşte o dönemlerde kayınbabam çocukmuş o dönemler. Orada spor okuluna yazdırıyor amcam. Hı hı. Boksa yazdırıyor. Derken devam ettiriyor sporu. Daha sonra Victoria şampiyonu oluyor. Oo. Avustralya. Başarılı bir boksör kendisi. Çok da sevilen bir boksör. İşte kısmet. Yani nereden kısmet. Eşiniz öyle. Akraba yani sonuçta. İşte amcamın torunu olmuş oluyor. Ay, o pavyon döneminde hani evlenirsiniz de izin vermezler ya, istemezler ya. Öyle bir şey yaşadınız mı eşinizle? Yok. Yaşamadınız. Eşiniz her zaman susarlar değil mi? Hep kimseyle konuşmuyor. Ya birkaç şey böyle bir sözlenme gibi geçti başımdan o dönemde. Yani gençlik dönemi yani. Ha, sözlenme. Bir de merak oluyor yani. Bir evlilik merak olur ya. Evet. O meraklı dönemlerdi. Zaten ne geliyorsa o dönemler geliyor. Çapkın mıydınız? Doğru. Yok. Yok vallahi. Nasıl peki sözleneceğiniz kişiyle nasıl tanışıyordunuz? Vallahi bilmiyorum bir yerlerde. Anladığım kadarıyla arkadaşlarınızla çok gezip tozar mıydınız? Yok. O fırsatımız da yoktu ki o dönemde. Çok çalışıyoruz. Gece çalışıyoruz, sabah geliyoruz, sabah uyuyoruz, akşam kalkıyoruz. Öyle gidip öyle gidiyoruz. Çalışıyoruz. Spor yaptınız mı hiç? Ya bir çocuktum bir dönem Ankara 19 Mayıs tadında. Ben de orada yüzücüydüm biliyor musunuz DSE'de? Ya öyleymiş herhalde. Evet. Bahçeli Evler değil mi? Ben Bahçeli Evler, Cumhuriyet Lisesi. Özveren Sokak, Emek Mahallesi, oraların çocuğuyum. Çocuğuydum yani. O yüzden Ankara'yı hala böyle içimden... Yani tabii bir Ankara bir şeyi var gönlünüzde değil mi? Kesinlikle şeyi... var tabii. Orada büyüdük. Sonra ben işte İstanbul'a geldim. 20 yaşlarında falandım geldiğimde İstanbul'a. 18-19 o civarlarda işte. O yüzden severim Ankara'yı ama başka 19 Mayıs... Başka bir şeyi var değil mi? Bir duygusu var Ankara'nın. Yani dostluklar daha bir başka dostluk, arkadaşlıklar... Hep sürüyor. Evet. Yani benim diğer kardeşlerimin de bir tanesi Ankara'da yaşıyor hala. Görüyorum yani çocukluğumuzdan beri dost olduğumuz arkadaşlarımızla devam ediyoruz. Yani kimse kimseyi kırmamış. Kimse kimseye kazık atmamış. O yani dönemlerde öyleydi değil mi? Büyüklerimizle hani aldığımız saygı, kültür. Her şey. Öyleydi. Her şey öyle. Gerçi bizim ailede bu saygı, sevgi Allah'a şükür sürdürülebildi. Maşallah, büyüklerimizden maşallah. Vesaire işte dolayı hala da sürdürülebiliyor. Görüyorum ki sizde de öyle. Yani sizde zaten öyle bir şey olmaması mümkün değil. Şey. O kadar sakin. Kimi acaba abi? Sesinizi yükselttiğiniz biri oldu mu hiç? Olduysa tarihe geçireceğim de. Kimi? Nasıl oldu? Yok ya. Aslında gerçekten şey insanım, mülayim insanımdır öyle. Yapıcı insanım. Evet. Ama böyle ne bileyim sevmediğim şeyler oldu mu böyle hani uygun olmayan bir takım şeylere ister istemez hani. Nasıl çıkıyor sesiniz? Çıktı mı hiç? Oo, evet. Nasıl biraz çıktı? Bağırdınız mı? Öğüt diye çıktı mı? Bir doğru söyleyeyim. Hiç çıktı mı? Sizin sesiniz çıkamaz o kadar. Ya şey ne olmuştur tabii olmaz mı? Bazen oluyor. Oğlunuza bağırmışsınızdır belki. Bir oğlunuz var değil mi? Allah bağışlasın. Bir tane oğlum. Bir tane. Ona da bağıramamışsınızdır. Hatta çocuk duyamamıştır. Babam ne diyor? Evet, sevdiklerime kıyamam. Ya giderken yok. Neye bağırayım ki? Hep böyle sanki içinize atıyormuşsunuz her şeyi. Öyle herkesi, oldu. Öyle oldu. Sus, öyle oldu. Herkes aman o kırılmasın. Aman o öyle olmasın diye. Hep öyle bir insan oldu. Hep öyle oldu. Zaten ben bir nakil dönemi geçirdim biliyorsunuz. Evet. Oraya geleceğiz. Öyle oldu işte. İçimize atar. Kimseye bir şey söylemeyiz. Aman söyle. Buna böyle devam ediyor musunuz? Ya da insanlara böyle yapın diyor musunuz Allah aşkına? İçinize atın, içinize atın. Gerçi herkes bir şey atıyor içine de. Ya eskisi gibi değilim. Çok artık şimdi fazla da hani kesip atıyorum, görüşmüyorum. Hı hı. Yani yapacak bir şey yok. Çünkü uğraşamıyorum artık. O da bir şey yani. Birisini hayatınızdan çıkarmak da bir güç ister. Güçlü bir insan olduğunuz belli ama size baktığım zaman böyle hani ben dünyaya niye geldim der gibi bir haliniz var sanki. Böyle. Ya çok şükür ya. Çok şükür. Hayır yani ben sanki niye geldim? Niye işte insanlar böyle? Niye o öyle? Yok bu bana göre değil. Böyle bir insansınız gibi geliyor bana. Yani sizi mutlu edecek şeyin az olduğunu düşünüyorum. Ya da siz çok mutlusunuz, kendiniz bilmiyorsunuz. Yok ya çok şükür mutluyum. Çok hani fazla ya birkaç tane öyle sevdiğim dostlarım var onlarla. Ailemle. Var güzel insanlarla, sevenlerimle. Sizi herkes seviyor. Sizi onlarla mutluyum. Ki. Sanatımla mutluyum, işimle mutluyum. Çok seviliyorsunuz. Yetiyor bana zaten. Hani. Bu gerçekten bu. Oğlunuz müzik yapıyor mu? Yok. Kaç yaşında sormasaydı? 22. Daha küçük. He 22. İyi okuyor yeni mu? Yeni geldi askerden. Okuyordu bir ara dedi dışarıdan dedi askere gideyim dedi baba. Hmm. Gitti geldi. İşte yurt dışına gidip geliyor. Dedesi, anneannesi yurt dışında. Hı hı. Gidip geliyor bakalım belki oraya yerleşir. Ne bileyim bilmiyorum ki. Kararsız yani. O belki kararsız. Yaşının verdiğimiş olduğu
O geçiş dönemi herhalde, bilmiyorum. Anne de herkesin sizin gibi babası olsa, onun kararlarına saygı duyuyorsunuz. Yani bir yönlendirme yapmıyorsunuz. Ya mecbur hani. Niye mecbur? Yani oğlum gitme oraya, bunu yap demiyor musunuz mesela, hani fikir olarak? Ya zaten aslında bizlere o yüzden belki biraz yol verdik bunlara. Biz çünkü büyüklerimizden böyle görmedik. İstiyoruz ki hani onlar biraz böyle anladım. Hani daha böyle özgür olsun. Özgür yaşasınlar. Yaşayarak hayatı öğrensinler. Sizin babanız baskılıyor muydu? Ya o babam. Baba mesela neye izin vermezdi? Yani gece zaten çalışan insanlarsınız. Yani neye özgürlüğünüzü kısıtlamıştı ki? Hani başka bir şey olmak isteyip de. Ya biraz mahallemiz hani varoş mahalle. Olsun evet. İstemezdi hani fazla takılalım mahalleye. Hmm. Bahçeli de bir evimiz vardı. Kendimize yetiyordu. Korkuyordu. Daha ziyade bizi hani müzikle iç içe büyütmek istedi. Babam Altındağ'ın o dönemlerin rahmetli Kürt Cemal abilerin kan kardeşleri babam. Müzik oradan zaten bizlere bir aşı oldu. Onlar tek tek arkadaşları hani o ara birbirlerine vuruyorlar. Birilerini vuruyorlar. Erken babam müzisyen arkadaşlarının yanında cümbüş öğreniyor. Oradan ut öğreniyor falan. Kardeşine keman öğretiyor. Biz işte müzik buradan geliyor. Kaç kardeş müzik yapıyor? Beş kardeşim. Beş kardeş. Yani hani 9-10 kardeşiz diyorsunuz. 5 kardeş sadece ya, müzik yapıyor. Hemen hemen hepimiz yani en azından bir darbuka çalarız yani. Ama tabii içlerimizde bağlama çalanlar, ne üfleyen kardeşim. Ben bağlama çalarım. Kardeşiniz de çok benziyor mu? yakışıklı da. Saçlar evet, uzun. Evet. Yani hiç... Sanki çok farklısınız. Sanki daha bakış açıları da farklı gibi. Öyle mi? Doğru mu söylüyorum? Bilmiyorum abim ne derse. Öyle mi? Şu biz beraber büyüdük. İlkokulu beraber büyüdük. Beraber o dönemler 7 yaşlarındaydım. Düğünlere babamla gittiğimde o da 8 yaşındaydı. 20 ay var aramızda. Hep aynı şeyleri paylaştık. Sınıfta da beraber oturduk. Beraber yatıyorduk. Ne güzel. Bir evlendi ayrıldık. Öyle beraber. Beraber. İkiz kardeş gibi böyle. Ne güzel. Şimdi en çok birlikte mi görüşüyorsunuz? Başka kardeşler, herkes bir tarafa dağılmıştır illaki. Hepsi yanımızda bizim ama ben genelde beraberiz. Yanınızda derken hepiniz aynı evde yaşıyor. Yok. Yok. Yakınsınız. Evlerimiz şey ayrı ama iç içeyiz yani. İç içeyiz. Yani ayrılmak ne güzel. Yok. He, iç içeyiz. Çok güzel bir hayat değil mi bu? Ya, o yüzden de gelemedim zaten. Ben İstanbul'a yerleşemedim. Onları bırakıp da gelemedim. Çünkü anneyi babayı da kaybettik. Başlarında ben hani vardır ya bir evde bir abi baba o kardeşler durumda, arasında. Mısınız? Yani çok şükür. Çok güzel. İşte onlar gözüm üstünde. Burada bir sahne onların. Teklifi olduğu zaman falan ne yapıyorsunuz? Geliyorum işlerim benim burada. Oluyor mu? Tabii, çıkıyor tabii. Musunuz? Ya tabii aileye yönelik mekanlar olursa daha böyle ne bileyim restoranlar. Öyle şeylerde çıkıyorsunuz. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir ara böyle bir müziğe çıktınız. Bir Hakan Taşıyan yine de yani her zaman var. Sizin tavrınız, sesiniz, güzgülleri, şarkınız. Hatta onun dizisinde oynadınız. Yani bir Hakan Taşıyan var. Bir yerde ne yaptı da Hakan Taşıyan ihmalkarlık yaptı? Böyle giderken bir anda yok oldunuz. Ankara'ya mı yerleştiniz? İstanbul'da kalmak mı istemediniz? Neden hani böyle bir sıkıntı mı yaşadınız? Bir yerde bir şey oldu. Çok 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 başka yerdeydiniz. Şimdi de başımızın tacısınız. Canım benim, başım, ayrı konu. Başım var olsun. Ama orada devam etseydiniz, yani şu an her yerde en güzel şekilde her gün bir konser veriyordunuz. Ya bir dönemler işte ben şirketten ayrıldım. Bir 6 senem öyle gitti aslında. Anlattığınız o dönem ara şeyi oydu. Ha şirketten ayrıldım. Yani sözleşmem vardı. Başka bir yere albüm yapamadım. Yani bozuştuğunuz için ayrıldınız ve 6 sene onların yüzünden kimseye bir şey yapamadınız. Ya bozuşma değil de anlaşamadık belirli bir şeyden sonra. Benim şeyim vardı, anlaşmam vardı, imzam vardı. O 6 yıl boyunca hiçbir şey yapamadınız. Yapamadım. Onlar da istemedi başka bir yere gideyim. 6 yıl öyle gitti. Daha sonra işte aldık sözleşmemizi. Kendimiz yapalım dedik albümümüzü. Yaptık bir albüm, çıktık piyasaya. Ama şey YouTube girdi. YouTube mu? Kaset CD bitti. Ya. Ya olsun siz de oraya girerdiniz. Spotify vesaire. Ya biliyorsunuz şeyler maliyetler yüksek. Evet, maliyetler yüksek. Yani ne bileyim. Öyle ben de hani karakter itibarı herkesle bir arada çalışamıyorum. Hı hı. Zaten o yüzden ne bileyim bir menajer de bulamadım kendime. Allah öyle uyuşamadım kimseye. Ne bileyim baktım onlar beni taşıyamadı. Acaba siz herhalde birazcık sinirli yapamadım. Miydiniz? Yok ya piyasayı... Alkol alıyordunuz ama o zaman. Alkol? Ya ben zaten alemin içinde bir... Ama alkol
alıp da hani işinizi boşvere... Yok, çok şükür. Veriyor muydunuz? Tabii canım, severek yapıyorum ben. Hani severek yapıyordunuz. Tabii tabii. Çok içiyor muydunuz alkol? Yerinde içiyorduk yani. Hiç kendinizi yani bozuyor misafir, muydunuz? Yok yok, çok şükür. Hakkını da verirdim yani. Hakkında şey... Metin Akpınar buradan ya, çok selam söylüyorum. Herkes öyle konuştuğu için dedikodu yapmıyoruz. Otururmuş masaya sabaha kadar. Hiç kimseyi de yollamazmış. Böyle evet. Keyifli keyifli tadını çıkarırmış o gecenin. Ama öyle muhabbet miydiniz? Muhabbet yani. Muhabbet. Hoş düşünseniz de güzel dostlarla beraber. Ne kadar içtiğini bilmiyorsun ki, o ara gidiyordu öyle yani. Güzel muhabbet var, güzel insanlar ama var. Vücudunuza zarar verdiniz. Sonra düşünemiyorsun ki onu. Siroz olacak kadar nasıl içtiniz Hakan Beyciğim ya? Doğru söylüyorsunuz. Ya bende bir derdiniz şey, mi şeker vardı, de var sıkıntınız bende. Sıkıntınız mı vardı, bir şey mi söyleyemiyordunuz? Onu içince rahatlıyor mu insan? Bilmediğim için soruyorum. Ama ben yılların şeyi oldu bende. Ya şöyle söyleyeyim şimdi, benim hikayem. Evet, herkes bilsin, duysun, tabii, insanlar tabii. Güzel bir şeyler öğrensin. Ya ben o çocukluk dönemimde zaten Ankara'nın düğünlerine gittiğim zaman 4 gün 5 gün düğünler olurdu. Babam uykuları gelmesin diye bize şu kadar çay bardağının şeyinde rakı doldurup üstüne bu kadar su doldururdu ki uykuları açılsın diye. O dönemler girdi kanımıza. Ne 7-8 yaşlarındaydık. Bir de mecburduk yani. Babama destek olmak mecburiyetindeydik. Çünkü kalabalık kardeş, anne baba bir 11 kişilik bir nüfus. Ha sağ olsun teyzelerim, dayılarım, Trabzonlular bize destek oluyorlardı ama ama ya işte olsun, babam da şey bir erkek insandı. Çocuğu olarak da tabii ki destek. Ya kendi yağımızda kavrulduk işte ya öyle. Evet ya, ama zarar verecek kadar içtiniz, hastalandınız. O hastalık döneminde ben sizi hatırlıyorum. O zaman aklınızdan ne geçti acaba? Yani o zaman ne hissettiniz hastalandıktan sonra? Dediniz mi ki ben şunu yapmasaydım, bunu yapmasaydım ya da gece çok çalışmasaydım ya da hani ne geçti içinizden? O değmezmiş mesela. Meğerse değmezmiş hiçbir şeye. Dediğiniz bir şey oldu. Yok ya Hülya Hanım. Öyle gerekti ya. Öyle gerekti. Öyle gerekti. Nasıl anladınız hastalandığınızı? Bir hafta içerisinde oldum. Ya bir ayağım şey oldu benim. Kardeşime gidiyordum. Taksi bekliyorduk. Baktım ayağıma bir sızı hissettim ayağımda. Allah Allah. Şöyle bir yokladım ayağımı, topuklarımı. Geçer diye düşündüm. Geçtim kardeşime. Bir yarım saat sonra her 10 dakikada bir sızı geliyor topuğuma. Neyse aradan 1-2 saat sonra acı hissetmeye başladım. O gün de pazar günüydü. Kapalıydı. Kız kardeşime geçtim. Onların evinin karşısına sağlık ocağına gittik. Orada baktılar. Röntgen, röntgen falan derken. Ertesi gün pazartesi dedik gidelim. Bari hastanede bir röntgen, röntgen. Neyse hocalarımız bakar. Kırık teşhisi koydular. Kırık teşhisi koydular. Ya dedim ki hocam ben ayağımı kırmadım. Burkmadım da ayağımı. Dedim hocam ben kırmadım ayağımı. Daha sonra Allah Allah oradan başka bir hastaneye gittik. Başka hocalara gösterdik falan derken. En sonunda Gülhane Hastanesi'ne gittim. Dediler ki siroz, nakil, karaciğer, böbrek, nakil, acil. Ya, bulmak zamanı, o donör yok. Bulmak. Bir 5 ay orada kaldım Gülhane'de. 5 ay hastanede mi kaldınız? 5 ay Gülhane'de kaldım. Ondan sonra Bilkent Şehir Hastanesi'ne geçtik. 4 ayda orada işte artık kadavra beklendi. Hoca dedi ki sana bir küçük bir parça takacağım dedi. Bu sene dedi ömürsüz dedi. 2 sene idare eder dedi. Ben istiyorum ki sana dedi büyük bir ciğer takayım. Yani ömürlük olsun biraz. Onu bekledik. O süre içerisinde tabii hocalarım daha iyi biliyor. Daha sonra işte Cumhurbaşkanımız devreye girdiler. Sağlık Bakanımız hani bunların destekleriyle, yardımlarıyla işte el atınca çok şükür ayaklandık da. İzmir'de nur için yatsın bir kardeşimizin fişi çekildi. 3,5-4 sıralarında gece hocalar geldi. Dedi hemen hazırlanın, hemen nakil. Sizin de süreniz az mıydı yani hani az çok daha, acilen? Az zaten hoca dedi bir aylık dedi süremiz kaldı. Zaten 1-2 gün sonra da aldılar hemen ameliyata. Böbrek? Allah'ım razı olsun. Kız böbrek. Kardeşim. Kız kardeşiniz de mi sadece uyudu? O baktırdı, ondan o oldu. O baktırdı. Diğerlerine de baktırır ama bilmiyorum onu uygun gördüler hocalarımız. Ya işte orada çok farklı şeyleri var ya. Evet. Prosesörler şunlar bunlar. Tabii, çok tabii. Enteresan değil mi? Doku uyuyor, damarlar uymuyor filan. Çok öyle, enteresan. Öyle şeyler şey, oluyor değil mi? Ya ya. O da dua ediyormuş ki illaki hani inşallah. Uyusun. Benimki uyusun da abime ben. Ya ne güzel bir kardeş. Helal hoş olsun valla. Buradan sarılıyorum. İsmi ne? Sinem. Sinemciğim sana böyle sarılıyorum. Böyle sıkı sıkı sarılıyorum sana. Abine çok bunu yaptığın ederim. İçin. Çünkü ne aileler var görüyoruz da. Evet. O yüzden çok evet. Şanslısınız çok, beyefendi. Çok. Çok, çok. Bunun kıymetini biliyorsunuz. Tabii bir de güzel insanların dualarıyla ayaklandım. Kesinlikle. Allah'ın razı olsun. Etrafınız, aileniz yani böyle bir o şansı görüyor musunuz? Tabii canım.
O zaman hareketlenin biraz. Bir şey çok yapalım, şükür. Bir şey yapın. Bir müzik yapın, bir şey öyle tabii, o anlamda. Tabii, çok şükür. Tabii deyip gidip Ankara'ya oturacaksınız değil mi yine? Yok. Ne? Başladık işte bakalım kısmet olursa. Canım benim ya. Bak vallahi takip edeceğim, bakayım durum, kaç durum. Yerde kaç tane programa çıkıyorsunuz. Bilmiyorum yani. Program derken ekstra programları. Ekstra ya da ne bileyim hangisini yapıyorsunuz şu anda? Program derken işte konuk programları mı? Hayır, müzik. Ya işte bu festival dönemi, kaç festival işlerimiz var. Ha çok güzel. İşte ekstra kısmet işte. Dönsün bize Hakan Taşı Hanım'ın ya sağ lütfen. Sağ ol. Neydi? Göz gülü. O ameliyattan önce mi? Yok, ameliyattan 2000, önceydi. 2000 yılı. 2000'di. Ameliyat ne zamandı? Ameliyat 2021. Nasıldı o şarkı? Güz günleri gibiydin. Hiç bahar yaşamadım. Bahar yaşamadım. Bundan sonra okumazsam hülya değilim. Nasıldı ya? Güz günleri gibiydin. Hiç bahar yaşamadım. Söyler misiniz lütfen beni burada işkence çektirdiniz? Bizi vuralım mı? Tabii. Ne olacak? İnan ki ağlamadım, hüzünlüyüm sadece. Gözlerimdeki yaşlar çiğ gibi yar böyle her gece. Gözlerimdeki yaşlar çiğ gibi yar böyle her gece. Güz günleri gibi. Hiç bahar yaşamadım, ya sevmeyi bilmedim yıllarca, ya sevince geç kaldım. Allah'ım ne güzel bir şarkı, hemen repertuarımıza alıyoruz. Söylememiş miydin sen? Daha önce bu ilk çıktığı zamanlarda %100 söyledim hatırlıyorum. Ama sonradan işte sürekli repertuar değiştiği için arada da kayboluyor gidiyor. Hoşunuza gitti mi? Vallahi bir alkışlayalım ya. Herkesin... Teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ondan bile şu an Hakan Bey utanıyor alkışlanmaktan bile. Yani bu kadar naif, bu kadar... Şimdi canım, ben burcunuz canım. Ne diye sorsam Koç. Hatırlamıyorum gibi. Koç burcu mu? Hayır, yalan söylüyorsunuz. Koç burcu bu kadar sakin olamaz. 1 Nisan doğumlu. Tamam, koçsunuz da nasıl bu kadar sakin oluyorsunuz? Hiç abiniz size böyle bir şaklak yapmadı mı? Nasıl yapmadı? Bakışa bak. Ya yok, vallahi yok. Hatırlamak istiyorum da yok. İki saniye burada bir gelip görünün gidin. Ya da kamerayı çevirelim. Merak edecek insanlar kardeşini. Vallahi kardeşiniz de yakışıklı. Hoş geldiniz. Sizin adınız neydi? Fikret. Aranızda ilk kaç? 20 ay. 20 ay var. Allah Allah. Gördüğünüz gibi. Fakat bir şey söyleyeyim mi? Teşekkür ederim tekrar. Ayağınıza sağlık. Şunu söylemek istiyorum. Bence siz bu ameliyatlardan sonra daha hoş, daha fit, sağlıklı bir görünüm almışsınız. Ben şimdi evet, görünce sizi... Boyunuz kaç? 90'lardayım herhalde. Hiç sizin yani şöyle bir halinizi görmedi kimse. Ben hatırlamıyorum. Yani bayağı böyle güçlü, kuvvetli, boylu poslu bir Hakan Taşıyan'la karşılaştım. Evet, utanmayın. Utanma bak, gelir yanaklarınızın. Gönlünüzün güzeli ya, sağ olun. Şimdi ben hep yanağınıza şöyle yapsam utanır mısınız? Yok, ben de seni seviyorum. Ben de seninkini yaparım. Canım, yapacağım valla. Valla şuraları yapacağım birazdan. O sakinliğe bayılıyorum. Sağ olun. Abi ara Müslüm Gürses'e mi benzettiler? Müslüm Allah rahmet eylesin onu da. Amin, amin. Siz hiç benzemek için çalışmadınız ama hiç. Yok. Var mıydı öyle bir hayranlık? Ama ben sahne aldığım müzikolleri de hep ben Müslüm abiden söylerdim. Ha. Benim de Müslüm abinin hayranları. Ya. Onlara ben de gazinoya gelen müşteriler benim için gelirlerdi. Ya ben çok ekmeğini yedim Müslüm abine. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Duruşunuz, tarzınız, onun da o ağır hareketi, o böyle olgunluğu, o da... Ya işte bizim mahallelerimizde de, yani aslına bakacak olursam bizim bütün müzisyen arkadaşlarımız hep Müslüm abiyi severler yani. Tabii. Hepsini çok severiz de. Mesela bir Orhan abi bizi müzikal şeyinde Orhan abi biz çok severiz. Orhan Gencebay. Ben de müzisyen olduğum için. Kim sevmez? Yani o abilerimize karşı çok farklı sevgimiz illaki var. Hani onlarla yetiştik, hocalarımız bizim. Onların tınılarıyla İbrahim abi öyle olsun. Müslüm abinin farklı o gönlünün o hisleriyle özleştik. Hı hı. Ben özleştim. Ya o bizi pişirdi yani. Ama siz de ona bir hayranlık duymuşsunuz. Hepimizin çok. Bir hayran olduğu birileri var, bir karakter var, bir duruş var.
O da sizinki ve bence gerçekten biraz devam etseydiniz çok farklı şeyler olurdu. Çünkü şu an mesela Hakan Taşıyan gibi bir sanatçımız yok. Yani böyle söyleyen, bu ağırlıkta. Estağfurullah. Yani estağfurullah diyorsunuz, çok kibarsınız ama gerçeği söylüyorum. Yani var mı yok bu tarz? Hiçbir şekilde yok ve çok da özlenen bir tarzınız var. Yani biraz bir şeyler yapmak lazım. Evet, pahalı, her şey çok pahalı. Bu pahalılık sadece bizim sektörde değil, her yerde var ve herkes bunun zorluğunu yaşıyor. Ama bir yapımcı, bir şey, birileri bunu organize eder de siz biraz sanki uzaksınız. Ankara'da olmakla pek girişmiyorsunuz. Yani birilerine en azından bir uyarmıyorsunuz, değil mi? Ya Hülya Hanım, bir de ben de bıktım ya. Hani bıktınız. Piyasadaki hani istisna abiler, yapımcılar ayrı ama ne bileyim, belki iyi niyetli insanlara mı denk gelmedik, ne oldu onu da bilemiyorum ama ben artık kullanılmaktan da çok şey oldum, bıktım çok yani. Çok iyi niyetlisiniz, belki de ondan mı acaba? Ya istemiyorum artık bu saatten sonra kimse hani. Siz istemiyorsanız söyleyecek hiçbir şey yok. Yok ya, gerçekten bıktım yani. Hani bir araya gelmekten bıktım o insanlarla. Albüm şarkı yapmaktan kendim mı? Kendim istiyorum. Yok. Kendim yapayım istiyorsunuz. Şimdi kendim yapacağım. Evet ya, siz para kazanabildiniz mi bu meslekten hiç? Ya çok şükür işte bir evim vardı. Çocuklar okudu, bunları büyüttük. Çok şükür. Kalabalık tabii. Aile zaten bize yettik yani. Birbirinize yetiyorsunuz. Ha, yoksa ben fazla öyle hiç, hırsı yani, olan bir insan değilim. Azminiz de yok, hırsınız da yok. Hiç bu bizim mesleğe uygun bir durum değil. Vallahi öyle. Yani siz bir ehenderler, ensesine vur, lokmasını al gibi. Yani sizi üzerler, üzmüşler, yorarlar, yormuşlar. Çünkü siz o kadar sessiz bakmışsınız ki olaya. Bence kendinizi biraz harcamışsınız, kusura bakmayın. Şimdi ama niye yapmak istiyorsunuz? İşte derler ya, Allah'ım insanın karşısına iyi insanlarla şey yapsın. İyi insanlar çıkarsın yapsın. Ama siz de hani biraz fazla paylaşımcı insanlar çıkmadı karşıma. Öyle söyleyeyim. İşte siz de onlardan dolayı çok etkilenmeyip üstüne gitseydiniz diye söyledim ama bunu uzaktan söylemek hoş tabii yani. Olsun, kaybedecek hiçbir şey yok. Ne yaşadığınızı bilmiyoruz sonuçta. Bu gönül bende olduktan sonra mesele hallolur. Bu gönül bende olduktan sonra bu mesele hallolur. Çok güzel. Ah, şarkı sözü olur bu. Bu gönül bende olduktan sonra bu mesele... Meseleme. Ne? Meseleme mi? Benim bir rahmetli bir abim vardı. Ankara'nın bu kahraman kazanlıydı kendisi. Ha. Meseleye meseleme derdi. Ha, mesele... ben de ne oluyor diyorum. Acaba ben meseleme diye bir şey var da ben bilmiyor muyum acaba diye. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi niye yapmak istiyorsunuz? Çünkü ya aslında, istiyorsunuz. Aslında kendimi şimdi daha hazır hissediyorum. Hani daha bir şey i̇şte dolu hissediyorum. Daha işin içinde ve özünde hissediyorum. Ben dedim ya size. O duyguyu tam yakaladığımı hissediyorum. Gördüm zaten ben. Gördüm yani Hakan Taşıyan'ı. Hani daha böyle bitkin, yorgun yaşadıklarından dolayı diye düşünüyordum. Hiç öyle değilsiniz. Şu an çok iyi görünüyorsunuz. İyi miyim? Çok şükür. Yok. Yapmak lazım. İnşallah. Ya bir de şey Hülya Hanım, biliyorsunuz güzel şarkı eskisi gibi hani bulamıyoruz. Evet. Kusura bakmasın kimse ama yok. Yani arada bir çıkan çıkıyor. Rahmete gitti o abilerimiz. Evet. Bestekar abilerimiz falan. Onlar da artık biliyorsunuz başka türlü bir müzik yapılıyor. Var güzel şarkılar da belki çıkıyor ama yani tabii kendileri yapıyorlar. Yorumcu kardeşlerimiz çok. Birilerine şarkı gidiyorlar. Şarkı da yerini bulmuyor. Güzel şarkılar da çıkıyor ama yorumcu da yok. Bakıyoruz mesela, ben siz kimi dinlersiniz bilmiyorum ki. Yorum olarak mı? He. Kim için yorumcu derim? Ya yok hani yenilerden böyle dinlediğiniz ya da böyle. Hepsini keyifle dinliyorum. Hepsine de Allah yolunu açık etsin diyorum. Ama mesela benim sevdiğim kişiler hani şarkıdan var. Bahsediyorum yorumcular derken. Yeni kardeşlerimizden de hani böyle yorumcu da çıkmıyor yani. Yorumcu... Evet, hepsi çünkü müzik daha ön planda oluyor galiba ya da daha böyle ritmik olduğu için. En son Mert Demir'in şarkısı var ya, Ateşe düştüm la 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 la, hatırlıyor musun onu? Ya şarkı güzel de hani şarkıyı sevmek için de yorum, tat, lezzet önemli değil mi? Evet. Sunum önemli değil mi yani? Kesinlikle zaten. Bu Allah vergisi, hani o yüzden konuşuyorum evet. Hani. Bizim jenerasyondan mesela sizin en yorum olarak tabii ki yani Müslüm Gürses, Orhan Gencebay'ı es geçerek. Hani kimler mesela yorum, şarkıyı düz söylemek değil de yorumunu katan kaç kişi vardı? Yani tabii ki İbrahim Tatlıses'i hiç saymıyorum yani o dünya çapında. Bir tavır meselesi var. Tavır da çok önemli. Kendine ait tavırları var abilerimizin yani. Mesela sizde olduğu gibi sizin tavrınız da ağırlığınız, şarkıyı böyle mırıldanıyor gibi söyleyip ama aslında ciğerini yakıyorsunuz insanın mesela. O da bir tavır herhalde. İşte duygu, his.
Hiç yok mu bu yeni jenerasyonda sevdiğiniz bir şarkı ya da çok beğendiğiniz bir genç? Ya Allah'ın bağışlasın kardeşlerimiz değil de ki pırıl pırıl kardeşlerimiz. Merak da var. Hani bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama bizim aradığımız o renk. Niye yoksa? Ben bir Mustafa Keserli. Ha. Bunlar bizim hocalarımız. Müslüm abi bizim hocalarımız. Bunlar da piştiğimiz için öyle hani hep yemeği yiyemiyoruz hani. Çok güzel. Ama biliyor musunuz ki gençler, siz oğlunuzdan da bilirsiniz, bu söylediğimiz isimleri daha çok dinliyorlar. Tabii tabii. Yani ben görüyorum kendi kızımdan da. Bayağı arabesk seviyorlar. Bayağı o isimleri dinliyorlar ama tabii benim... Ama tabii biz müzikal anlamda konuşuyoruz. Tabii tabii kesinlikle. Biz yorumu konuşuyoruz, hisleri konuşuyoruz, hı hı. Rengi konuşuyoruz, evet. O tadı konuşuyoruz. Tabii ondan... Niye yok o tatlar sizce? Hissetmedikleri için mi yoksa? Hissetmedikleri için. Ne olacak? Biz acılı aşklar yaşadık. Hmm. Acılı dönemlerimiz oldu. Onları yaşadık. Şimdi çocuklar onları görmediler aslında. O kadar güzel bu jenerasyon bir şey söylediniz bunları... ki. Yani... Acılı aşklar. Şimdikiler yaşamıyor. Aşkı bilmiyorlar. İki gün her şey güzel. Böyle ne kadar güzel. Kuşlar gibiler. Bakıyorsun üçüncü günü arkadaşı başka bir arkadaşında kuşlar gibi. Hani öyle ne bileyim. Niye acaba böyle? Bak şimdi söyleyince ben bir durdum. Bizler dolu dolu yaşardık değil mi? Ya işte bizler ne bileyim işte bir kavuşamamazlık vardı. Var sizin var böyle kavuşamamazlık? Teknoloji de yoktu. Telefonlar biliyorsunuz evet. O dönemler. Onların nasıl? Bir gelecekte akrabasının orada yüzünü göreceksin de işte. Ne bileyim bir mektup yazacaksın birilerini de göndereceksin. Çoluk çocukla göndereceksin ondan da korkuyordum birinin eline geçer de. Doğru. Dayak yeriz babamızdan, büyüğümüzden. Getiren okumuyor muydu acaba? Genelde çocuklara falan hani veriliyordu. Acaba yakalatır mı, biri yanlışlıkla babası elinden mi alır falan. Aslında gerçek aşk değil miydi bunlar? Tabii ki. Yüzde hani sade, yüz. Saf. Onun heyecanının güzelliği hiçbir yerde yok. Evet. Yakalandınız mı hiç babaya? Yok işte onun için hep dikkat ediyorduk yani yakalanmamak için. O yüzden de... O zaman şimdiki sosyal medyanın aşkı öldürdüğünü şu an bu kadar kolay... Buluşmanın değil mi? Herkesin birbirine görüntülü aramalar. Biz dalga geçerdik. Yok artık görüntülü aramalar. Ha akşamları makyaj yapıp böyle yatarız falan diyorduk. Gerçi öyle yapmıyoruz. Hepimiz böyle kalkıyoruz. Ayrı konu ama baya baya yani görüntülü konuşuyoruz. Yakında bir içine de gireceğiz ekranın. Bu saatten sonra zor buluyoruz ama bulduğumuzu da belki bir ömür tutmak artık lazım. Gider o bizde. Çünkü biz biliyoruz o değeri bildiğimiz için. Hmm. Hatırı biliyoruz. O gönlün hatırını bilmeklik var ya. Evet. Gönül hatırlılığı. Onu biliyoruz çok şükür. Aslında bu pişkinlik bizi ehlileştirdi. Evet kesinlikle. Merak ediyorum sizin evliliğinizi eşinizle. Yani nasıl duygular içerisindesiniz? Yani bu kadar hani kalender bir insan. Eminim eşiniz de öyledir. Hani eşiniz de sessiz sakin bir hanım mı? Evet. O da öyle. Yani şeyiz, mülayimiz. Kıymetinizi biliyorsunuz tabii, birbirinizin. Her zaman arkasındasınız. Çok şükür. Ya işte evlat var onu büyütmeye çalışıyoruz. Gözümüz onda, her şeyimiz o. Arada bir kaytardınız mı şimdi? Çaktırmadan, çaktırmadan. Ya. Zaten kendim söylüyorum ama hiç oturtamıyorum karşımdaki insan. Zaten öyle bir niyetiniz olsa bile siz hareket edeceksiniz de kalkacaksınız da ona işte yanaşacaksınız da oho kaçar gider o. Ya ne güzel değil mi? Aşklar yaşanmış. Şimdi artık hiç alkol yok değil mi? Yok. Daha mı güzel bu hayat böyle? Ama şey ya ben 40 senedir içtim. Artık şey oldum demlendim yani onu biliyorum. Hmm. Yeter artık demlendim yani. O Anladım. Şeyi buldum. Yani en azından yaptım tadını çıkardım. Canınız istemiyor değil mi? Yok. Dışarıdan baktığınızda böyle aileler, düzen, sistem, sosyal medya vesaire falan oradan kendinizi korumuş olmak ailecek çok güzel bir şey. Hani baktığınız zaman ne dersiniz ki? Yani mesela neyi yanlış görüyorsunuz? Şimdi son zamanlarda şu çıktı ama bunun çok doğru olmadığını düşünüyorum dediğiniz bir şey var mı? Çünkü belli ki siz böyle çok muhafazakar, ya muhafazakar derken. Anlıyorum. Dedelerimizin, anneannelerimizin gelenek ve görenekleriyle zamanında yaşanan düzen, saygı, sevgi ona hala çok bağlısınız. Ya bakıyorum gençliğe üzülüyorum. Güzel bir gençliğimiz var. Çok akıllı kardeşlerimiz, çok uyanık kardeşlerimiz ama gerçekten çok kopuk büyüyorlar. Ortalık gerçekten çok içler acısı. Maalesef uyuşturucu bağımlılığı çok farklı bir azmış. Toparlar mıyız? Kültüründe. Çok da iyiye gitmiyor Hülya Hanım çünkü bizleri biliyorsunuz hani bu işin içindeyiz biz. Neyin ne olduğunu hani tam şeyindeyiz ya eğlence sektörünün içerisindeyiz. Yani gençlik
İnşallah da, ama gittikçe çok farklı yerlere geliyor. Bu özenti, bu batının bizim gençliğimizi, bizim neslimizi zaman içerisinde gerçekten çok üzüleceğiz yani. Ki bunu yakınlarımızdan görüyoruz, dışarıyı görüyoruz. İçler acısı aslında. Bilmiyorum nasıl olacak. İnşallah her şey iyi olacak. Bana İnşallah. Soru hazırladınız mı? Nasıl? Bana bir soru hazırladınız mı? Yok ya. Ece söyledi de dedim. İstemiyor musunuz bana soru sormak? Ne sorayım ki sana? Ya bir şey sorun. Bugün gönlün çok güzel insan. Net insansın sen. Sana sorulur mu ya? Tabii ki. Soru sormak kötü bir şey mi? Ben bir saattir soru soruyorum. Aklıma gelmedi. Vallahi gelmedi aklıma. Ne sorayım ben sana? Sorusuz olur mu? Vallahi gelmedi aklıma. Peki. Dedim ben ne sorabilirim, ne sorayım? Hiç. Güzel gönüllü insansınız. Yani net insansınız. Candan insansınız. Siz de öyle. Canım ya. Vallahi öyle. Yeriniz başka. Ben yanaklardan sıkacağım azıcık. Canımsın. Geliyorum. Geliyorum. Otur, lütfen otur. Yeah. Kalkma, boyun çok uzun. Olmaz. Kalkma. Yani. Ama ben sarılacağım o zaman. Tamam, şöyle yapacağım o zaman. Şöyle yapacağım. Canım Öyle tatlım. Allah'ım. Güzel de kokuyorsunuz. Canım benim. Bir dakika yapacağım. Zararım. Şimdi bizim sponsorumuz Çileğimiz var, Mücevher markası. Size çok güzel bir hediyemiz var. Kabul ederseniz, uğur olarak kabul et, hatırlarsanız. Tabii. Ama bu sizin bileğinize olur mu onu bilemem. Bakayım, ince ama bilek. Biraz uzatır mısınız Hakan Beyciğim? Vallahi çok yakıştı. Çok teşekkür ederim. Güle güle kullanın. İstiyorsanız oğlunuza da verebilirsiniz. Tamam. Onun da hoşuna gidebilir. Tamam. Alır bu kutuyu da verir. Alır mı zaten? Bunu da ben size takdim çok edeyim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için o kadar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ankaralardan bizi kırmadınız. Ben teşekkür ederim. Bütün aileyi öpüyorum. Oğlunuzu, çok eşinizi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İlk fırsatta nerede, ne yapıyorsunuz? Güzel bir sahne yaparsanız da geliyorum. İnşallah. Başımızın yerimiz İnşallah. Var. İnşallah. Hepimiz. İnşallah. Hepimiz teşekkür ederiz. Sağ ol. Çok mersi. Mutlu anlarda hep çilek konser.